Evet, soralım, emekliler burada. Abi merhabalar, nasılsınız? Abi nasılsınız? Allah aşkına. Abi bu köşe benim köşem. Niye burada duruyorsunuz? Nerede duracağız? Hangi abi, köşede emekli duracağız? Emekli misiniz abi? Emekliyiz abi. Abi siz köşeye dönün, solda durun. Abi ne olacak yani? Emekliyiz bak. Gençler hep kafelerde, biz buralarda köşelerde duruyoruz. Siz buradan bakın abi. Ne yapıyorsunuz abi? Röntgencilik mi yapıyorsunuz buradan? Yok be. Bak, oturamıyorum. Bak bir dakika. Oturamıyoruz öyle yerlerde. İşte böyle abi. Yerlerde duruyoruz. Şimdi şöyle, oradaki gençler de aslında oturamıyor da. Günde 80 lira, 100 liraya geçiriyor. Geliyorlar bir patlatıyor 100 liraya. Aa, hava atıyorlar abi. Tamam işte. Aynen, zaten günlük. Doğru mu abi? Yok yani. Şimdiki gençler günlük. İhtiyar yok. Hep gençler şimdi orada. Diyorlar, boş yeri yok ya diyorlar ya. Bunlar hikaye. Bak vallahi hikaye. Bak benim oğlan da. Bak benim oğlan da lisede okuyor. Baba bir kahve içmeye gideyim diyor. Oğlum evde içsene, kahve var. Baba ya diyor. 100 lira veriyorum. Vallahi diyorum bak, 100 lira veriyorum. 80 lira kahveye veriyor abi. Tamam işte. Şimdi bak ne oluyor? Dolu oluyor. Abi şaka da. Şimdi 10 lira emekli maaşı verildi. Allah bereket versin ya. Öyle mi diyorsun? Hiç vermezse ne yapacağız? Nasıl hiç vermez? Hiç aylık alamazsak ne yapacağız? Ya öyle bir şey var mı ya? Var abi. Öyle bir ülke yok ama. Ama zamanında bunları da gördük. Ne gördün abi mesela? Kimin parası devlette kalmış? Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir kimsenin parası kalmamıştı abi. Ecevit zamanında aylıkları da alamadı ama millet. Ne oldu? 10 gün sonra aldı. Bu ay abi dedim veriyor. Bak şimdi. 10 gün sonra aldı diyorsun da aldı diyorsun. Abi hiç vermezse daha kötü. Ama o zaman bolluk vardı abi. Nasıl abi? Yetiyorsa alma o zaman. Yoksulluk sınırı 60-70 bin lira olmuş. Sen 10 bin liraya bereket diyorsun. Nasıl bereket diyorsun ya 10 bin lira? Ev kiraları olmuş 20 bin lira, 30 bin lira. Nasıl şey o 10 bin liraya razı geliyorsun sen ya? 60-70 bin lira yoksulluk sınırı olmuş. Sen 10 bin liraya razı geliyorsun ya. Bu kadar kara cahillik olmaz ya, eğitimsizlik olmaz ya. Olmaz kara cahillik ya. Aç işte, herkes aç. Nerede aç? Herkes aç. Şuna bak bakalım bir. Kafaya soygunç oldu. Ne acı ya? Ne acı? Çalışsın genç adam. Sen oturuyorsun kafeye abi. Buradan bakıyorsun oraya. Niye oturacağım? İşte arkadaşla muhabbet ediyor. Sen de geç otur. Ya arkadaş, bu millete ne mesen doymaz. Doymaz abi. Yoksulluk sınırı 60-70 bin lira. 10 bin liraya yetiyor diyen aptaldır ya. Eğitimsizdir, aptaldır ya. Helal olsun abime benim. Emekli olsan ne olacak? Emekliyiz demeye utanıyoruz artık. Nasıl emekliyiz diyebileceğiz? 10 bin lira verilir. Yoksulluk sınırını 60-70 bin lira olduğu zaman da 10 bin lira para mı ya? Ne demek ya? Ne demek ya? Rabbana demeden hep bana demeyi biliyor bizim idarecilerimiz, yöneticilerimiz. Oturup kasılma köşede, çalışacaksın. Çalışıyoruz ya, çalışınca emeğin karşılığını veren mi var? Veren mi var? Şükredin. Şükredin, sabredin diyorsun yani. Evet. Abi ne var ya, ben bir yömüyor. Git usta yömüyorsa 2,5 milyar. Tamam da abi. Adam ama ne yömüyorsa 1 milyar. 65 yaşına gelmiş bu saatten sonra. Senin kaç yaşındasın? 60 yaşındayım. Seni çalıştırmazlar, vallahi çalıştırmazlar. Neyi çalıştırmayacaklar ya? Sen çalışacak ol ya. Abi yok ya. Ya abi sen ya. Çalışacak olduktan geri. Herkes iş vere. Abi 10 lira niye alasın ki ya? Allah bereket versin. Abi 30 lira alsan gene çalış abi. 60 lira yap, ne olacak? Evet. Keyfini. Ben de keyfi çalışıyorum yılda zaten. Yılda kaç kere tatile gidiyorsun abi? Ben de keyfidir. Yılda kaç kere tatile gidiyorsun? Her zaman tatildeyim köyde. Al işte köyde. Her zaman tatildeyim ya, bırak ya. Sen ne diyorsun? Saçmalama ya. Şimdi merhaba Rıkın Rıkın. Ne yapıyorsun dostum? Ben kendim. Evet bakalım. Emniyetten misin? Keselim mi? AK Parti. Helal olsun abi. Bir daha göster. Bir dakika bakalım. Abi bir dakika, AK Partili kardeşim bir dakika. Vallahi helal olsun. Bak işte. Allah Allah. AK Parti bir dakika, engelli komisyon başkan yardımcısı Muharrem Çiftçi. Allah Sayın Allah. Başkanım. Değerli meclis üyeleri, pardon, değerli arkadaşlarım. Evet abi. Öncelikle Sayın Başkanım hoş geldin. Herkes hazır ol da dursun. Hazır ol da dursun. Seni seviyoruz. Ne düşünüyorsun şimdi, emekli 10 lira maaş verdiniz? Ne olacak bu şimdi, iş başkanım? Şimdi tabii ben duydum haber şu. Çık oğlum buradan ya. Gerek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere başta. Tamam. Bütün heyetler 2000 lira maaş. Bir de ekstradan bir ikramiye verecekler. 2000 lira. Her ay mı yoksa? Emeklilere. Evet. Yani her ay mı verilecek 2000 lira? Mesela 10 bin lira maaş alıyorum ya ben. Aynen. Emekliyim. Her ay 2000 lira daha alacağım. 12 bin lira mı olacak? Evet. 12 bin lira olacak. Ne zaman olacak bu başkanım? Bu zaten %7 zaten. Tabii ilk öncelikle buradan Sayın Heyet Başkanımız olan. Heyet Başkanı. Kim Heyet Başkanı? Sayın Cumhurbaşkanımız. Ha, evet, tamam.
Recep Tayyip Erdoğan. Başkan abi bak öyle demeyin. Bak adam yetkili vallahi bak. İlk öncelikle konuşan yetkili bir insan. İlk öncelikle ben kendimi tanıttım inşallah. AK Parti çok kişi beni tanıyor zaten. Yo ben de tanıyorum seni. Hem Instagram olsun hem Facebook olsun hem de Twitter adına. Şimdi sana başkanım, sana başkan diyorlar mı? Sana kaynıyorlar mı? 10 lira maaş yetmiyor diye kaynıyorlar mı? Şimdi bu... Mesela sen Cumhurbaşkanı olsan 10.000 lira maaşı emekliye reva görür müsün? Görmem. Çok fena sayılar var ya. Çünkü her yiğidin hakkı değildi bu. 10 lira değil yani. Çünkü engelliye de var. Ya engelliye de var tamam bir şey demiyorum. Aynen. Bak şimdi ben seni yetkili bir organda görüyorum. Cumhurbaşkanım diyorum. Aynen. Tamam hı? Burada sözü geçen insanlar evet, evet. Kim diyorum ki sen 10 lira maaşla geçinirim onu bana söyle. Geçinirim. Bizim ülkede enflasyon yüzde kaç mesela? %99 olması lazım çünkü %99 enflasyon. Her yiye. Böyle diyorsa. Her yediğine hakkı başkan, değil. Başkan seni konuşturmuyorum. Seni atarlar parktan. Vallahi şimdi, atarlar. Başkan yoksulluk sınırı 60-70 bin lira 30 bin liradan aşağı maaş kalmasın. Başkanlığını yap. Zaten başkanlığını yap abi sen ya. İndiririm başkanlıkları aşağıya. Zaten abi. Bu yüzükte 30 binden aşağı maaş dakika, kalmasın başkanlıktan aşağı indiririm. Aynen. Bir dakika başkan biraz ağır konuşuyor. Aynen. Buyur başkan. Ben sizi tanıyorum çok fazla çünkü. Anlısın. Ben her yerdeyim. Bekle çünkü be kardeşim, ben şu yetkili organ olan bir şehidin başkanlığını yapıyorum şu an. Evet. Ve AK Parti heyeti olarak 9 tane şehit verdik ilk önceki 13 AK Parti heyeti olarak mı verdiniz bu şehidi? Onu söylemeyeceğim yani ve Türkiye verdi bu şehidi ya. Ve AK Parti'nin şehidi değil hepimizin şehidi. Ben bu organ içerisinde olarak evet. Diyoruz ki vatan hepimizin bak, vatan, bak, millet, bayrak, din. Bak 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 CHP bunu niye yapmıyor? Niye yapmıyor mesela? Hani CHP'nin işine gelmiyor. Ne işine gelmiyor? Hani yol yapması işine gelmiyor abicim. Ya CHP iktidar değil ki yol yapsın. Şimdi bakın CHP'nin İstanbul, Ankara, İzmir ve Bolu. Belediyeciliğin... Bak neler konuşuluyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bolu. Alacağız diyorlar değil mi? Alacak mısınız? Seni alırlar görevden. Ben sen fazla konuşma. Murat Kurum... He. Murat Kurum zaten İstanbul aday adayı. Aday aday değil, aday. 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 Ve... Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Aktaş aday adayı. Aday, o da aday. Bunu da söyleyeyim sana. Allah aday başkan. Allah bizim başkan yayınlayayım mı bunu? Yayınla. Adamsın. Yayınla başkanın videosunu yayınlayacağım. Evet. Sağ ol. Teşekkürler başkan. Başkanlık görevini iyi yap, sağlam yap.